İbrahim Kahveci 1 Nisan 2022 Karar Fakirlik enflasyonu düşürür mü? Henüz yılın 3. ayı. Asgari ücret 2825 TL'den 4250 TL'ye yükseltilmesine rağmen açlık sınırının altında kaldı. Mart ayı itibariyle açlık sınırı 4928 TL. Asgari ücret 4250 TL. NATO zirvesi dönüşünde asgari ücrette yeni artış olur mu sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl ortasında bakılır. Gerekirse işçimizden esirgemeyiz cevabını vermişti. Ama dün yeni bir açıklamada bulunan Erdoğan asgari ücrete daha yeni görülmemiş zam yaptık. Aralık ayı gelince oturulur, konuşulur dedi. Kısaca söyleyelim, asgari ücret zammı rafa kalktı. Yıl sonuna kadar ücrete zam falan yok. İyi de firmaları ücretler mi zorluyor? Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 2019 yılında %31.4 pay alan ücretlilerin 2020 yılında bu payları %29.4'e düştü. Geçen yıl ise ücretlilerin gelir payı %27'ye düşerek tam bir ucuz işçilik cenneti olduğumuzu ortaya koydu. Yeni ekonomi modeline ilk verdikleri isim neydi? Çin modeli. Sonra bu ismin gerçeği ifade ettiğini anladıkları an ismi Türk modeli olarak değiştirdiler. Aslında ilk isim doğruydu ama bir eksikle. Çin modeli bundan 40 sene öncesine aitti. Ucuz iş gücüyle üretim merkezi olmak da diyebiliriz. Oysa Çin bu süreci çoktan tamamladı ve artık kişi başı gelirde bile Türkiye'yi geçti. Çin'de 1.4 milyar insan olduğunu hatırlatırsam durumu anlamış oluruz. Evet asgari ücret zammı artık olmayacak. Herkes yıl sonunu beklemek durumunda. Bu aynı zamanda AK Parti'nin bu yıl seçim düşünmediğine de yorumlanabilir. Bu yıl en yüksek asgari ücret zammını verdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda enflasyonu da en yükseğe çıkardıklarını sanırım biliyordur. Hatta %50 asgari ücret zammına karşılık gıda enflasyonu %70'lere dayandı bile. Burada acaba şu düşünce olabilir mi? Ücretleri yani çalışanlarının gelirini düşürünce talep düşer ve fiyatlar iner. Acaba bu düşünceyle mi zam kapısı patlatıldı? Bunu açıkçası bilemiyoruz bildiğimiz şudur. Talebi etkileme aracı Merkez Bankası'nın faiz politikasıdır. Ücret politikasıyla talep etkili şekilde yönlendirilemez ama fakirlik çok etkili şekilde artırılmış olur. Umarım yanılıyorumdur ama maalesef bu öngörüsüz düşünceyle de hareket ediliyor olabilir. Asgari ücretin açlık sınırının bile altında olduğu bir dönemde talebi daha da düşürmeyi düşünen varsa lütfen bu düşüncesini değiştirsin. Fakirlik katlanabilir seviyenin çok üzerine çıkmış durumda benden hatırlatması İbrahim Kahveci